Merhaba herkese yaftalar. Tav Havalimanları Günlük Grafik. Şimdi Tav'da e, biliyorsunuz bunu ayın 5'inde yapmıştım. Şöyle bir düşen trendimiz vardı. Onu ben sildim. E, geçen günlerde kendim bakarken sildim de hatırlayanlar vardır. Şöyle bir düşen trendimiz vardı. O trendi kırdı. Kırmasıyla yukarı 20 üstselinin üstüne bir hareket aldık. E, şimdi bunu tabii hastalık haberleri tedirginleştiriyor. Yani hava havayolları çok duyardı bu hastalık meselesine şeyden de tav pozitif ayrıştı. Tabii Türk Hava Yolları'ndan pozitif ayrıştı. Türk Hava Yolları'nın bir de tuz biber oldu. O bilanço iyi gelmedi. E, i̇yi gelmeyince e, biraz daha aşağıda satış yedi. Tav da yukarı doğru bir toparlanma var. Bir dengelenme var aslında. Hani öyle çok büyük bir sıçramadan bahsedemeyiz. Gerçi değerlendirene gene iyi fiyat. Onu da söyleyeyim. 21 e, 60'lardan falan e, alabilen varsa e, 24 lira da kötü bir yer değil. Oradan da çünkü çok az gün var. Öyle çok fazla bir e, şey yok. Gün olarak uzak bir e, mesafede olmadı. Kâr da fena değil. Şimdi neye bakarız? 22, 30, 22, 20, hatta 22. Biraz böyle avansınız varsa da 21.50'ye bakılır. Destekler bunları 22 ve 21.50 olarak sayabilirsiniz. Bu kısım kırılırsa yani çok olsa 20 56'ya bir şey beklenir. Hareket beklenebilir. 20.56'da da daha önce şu trendin üstünde güçlü alımlar gelmişti. Orada bakılır. Güçlü alımlar geliyor mu? Gelmiyor mu? Eğer alım geliyorsa korkacak bir şey yok. Hareket yukarı doğru bellidir onun momentumu tekrar bir toparlama beklenebilir. Şu an kısa vade yine hafifçe yukarı doğru bir şey var. Seyri var tavuk. Bu haftaki o satışlar pek şey olmadı. Biraz böyle sinir bozucu olmuştur eminim. 22.60'a destek buldu. Ama 3 gündür de 22.60'ın altında satılamadı. Tav Havalimanları. Yeni haftada ben size doğrudan söyleyeyim. 24'e bakılır. Buradan sonra bir atak olursa. Bakın şeyi söylemiyorum. Aradaki 8 gün 20 gün söylemiyorum. Atlıyorum onları doğrudan. Bir gereği yok onlara bakmanın ama 24'ün üstünde bir hareket varsa yukarı bir akım devam ediyordur. 24-60. Diğer bir direnç e, geçilirse 25 26 diyelim. 26 direnci var. Artık orası da geçilirse zaten her seferinde 28'e neredeyse bir hareket. Hatta neredeyse değil. 28'in üstüne bile oldu. 28 gün içinde sayarsak 28 kadar oldu. Ondan sonraki harekette tabii 26 geçirse 28'e beklenir. E, satıcılar biraz baskın yani tabii öyle e, tam hakimiyet sağladı diyemiyorum e, şu alt kısımda ama hala baskın bir satıcı var yani kısa vade bir trade ediliyor orada satılıyor senet. Onun için e, diyorum zaten yani 24'e bakın. 24'ün üstü var mı yok mu onu inceleyin. 44, 45 e arası bir denge alanı olarak varsayabilirsiniz yani 44.99 45 diyelim ee, öyle satıcıların çok baskın olduğunu söylemiyor arasay seviyesi ama tedirgin yani tedirgin buranın altına tekrar bir düşüş olursa 35-30 arasayların altına iniyorsa burada 40'ın daha doğrusu özür dilerim altına iniyorsa 39'lar 38'ler yanıyorsa oldukça o biraz satıcıların ele geçirdiğini söyler bize senedi mak bakıyorsunuz o da pozitif kalmaya çalışıyor. Öyle büyük bir pozitiflik burada da yok. Boynu bükük al kesti ama hala o momentumu korumaya çalıştığını gösteriyor senedim. Biraz satışlar hacimli geliyor yani sıkıntı bu. Yani çok yukarı doğru demek ki uzun vade için ya da orta uzun demeyelim ona yanlış olur yanlış değerlendirmiş oluruz. Orta vade için yani böyle bir iki aylık bir şeyde piyasa pek yukarıyı beklemiyormuş gibi yani burada 24'e yaklaşırken hızlıca satışların olması tedirginlik verici. Yani bu alanda bakalım e, kırabilirse çıkabilirse bu alandan. Yani mi de hızlı hareket ediyor yukarı doğru. Bunların dışında bir şey yok. Yani genel tablomuz böyle tabla e, göstereyim açayım. Yani uzun zamandır e, aslında pandemi dibinden beri e, baktığınız zaman pandemi özür dilerim kasımdan beri O pandemiden sonra daha da salmıştı bunlar. Kasım'dan beri dediğim gibi toparlama alanı var. 17-18'lerde de yanılmıyorsam bitmediyse eğer süresi bilmiyorum ama kendileri de satın alıyordu TAV havalimanları. O şeyleri sürüyor mu bilmiyorum arkadaşlar. Yani ne kadar bir zamanlık karar almıştı yönetim kurulu. Yönetim kurulu biliyorsunuz çok ucuz bulduğu için o, o fiyatlamalarda öyle bir karar almıştı. O sürüyorsa önemli bakın. Yani hisse geri alım programı tavda sürdürülüyorsa 17-18'lerde diye hatırlıyorum ben ama siz gene bir kontrol edin güvenmeyin benim söylediğimi. O da kıymetli. Yani burada o zaman ne olur piyasa bir miktar çekilmeden sonra o işi oraya bırakmaz şirkete güveniyorsa genellikle mesela örneğini vereyim şişede vardı işte 7 lirada ben kendim alırım dedi 7 liraya düşürmediler öyle deyince piyasa geliyor 7.50'de değil mi? En son öyle oldu. 7.50'lerden 7.40'lardan alımlar gelmeye başladı. E öyledir yani şirket güvenilirse bir de geri alım programı varsa belli bir fiyatta e piyasa görürüyordur onu. Görür. O kendi değerlendirir. işi oraya bırakmaz. Çok büyük böyle majör rezalet bir haber akışı falan olmadıkça. Herkese iyi haftalar.